yazmış olan duygular, kağıtlarla oluşmuş olan duygular. Onu da sizlerle paylaşmam benim için de çok önemli bir şey. Çünkü böyle değerli insanların karşısında olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Şimdiden söylüyorum, sürçülisan edersem affola. Çanakkale geçilmez. Yedi düvel hep birden yüklendi üstümüze. Çanakkale geçilmez dedi Mustafa Kemal. Min ettik, söz verdik, gelecek neslimize Çanakkale geçilmez dedi Mustafa Kemal. Toplandı, toplandı bir araya İngilizler, Anzaklar, yürekleri sarmıştı ızdıraplar, azaplar, düşman hafızasında yapılırken hesaplar, Çanakkale geçilmez dedi Mustafa Kemal. Korkmadan göğüs gerdik düşmanın güllesine, imanla cevap verdik fesadın hilesine. Milli Türk yumruğunu indirdik tepesine, Çanakkale geçilmez dedi Mustafa Kemal. Onlar ayak altında çiğnediler kuralı, çılgın, çılgın devler misali birleşti Avrupalı. Savaş kaybetseydik, kalacaktık yaralı, Çanakkale geçilmez, Çanakkale geçilmez dedi Mustafa Kemal. Sevdalandık, sevdalandık bayrağın beyazına alına, gönül yoluyla gittik şehadetin yoluna. Yurdumuz için girdik Azrail'in koluna, Çanakkale geçilmez dedi Mustafa Kemal. Azeroğlu vatanı kurduk hep karış karış, zafer ile son buldu kanla yoğrulan yarış. İmzalandı binlerce cana mal ölen barış, Çanakkale geçilmez, Çanakkale geçilmez dedi Mustafa Kemal. Teşekkürlerimi sunuyorum. Mustafa Kemal Atatürk'ü de bu vesileyle almış oluyorum. Rahmetle, minnetle anıyorum. Çünkü Çanakkale geçilse şu anda belki Türkiye Cumhuriyeti olmayacaktı. Belki de dostların karşısında ben naçizane Yahya Azeroğlu olmayacaktı diye düşünüyorum. Allah rahmet eylesin, Tanrım rahmet eylesin. Sizleri de burada özgürce, hürce oturmanın mutluluğunu yaşamanız benim yüreğime de yansıyor. Çok teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Asla. Evet, yine ASKEP yönetim kurulu üyemiz ve aynı zamanda Kütahya İzmir temsilcimiz Yahya Bey'den sonra Hediye Hanım'ı alıyoruz. Hediye Hanım bize güzelliklerden bakalım ne sunacak? Ayhan Usta da sazını aldı bana göre. Herhalde ki böyle bir fon yapacağım başka. Fon yapacak. Teşekkür ederim. Çok Evet. sağ olun. Değerli dostlarım, hoş geldiniz. Yahya Başkanım bugün Hocam Çanakkale. mikrofonu açar mısın? Mikrofonu açar mısın? Yahya Başkanım bugün Çanakkale'ye vurgu yaptı. Ben de ona istinaden, ben de Cumhuriyet kadınıyım diyorum. Laikçe yaşamak varken şeriatı yaşayamam. Ekmek, özgürlük, eşitlik savaşında erkeğimle omuz omuza vuracağım. Boynuma zincir, ayağıma franga vuramam. Sinip köşelerde oturup bir köşe. Ben Cumhuriyet kadınıyım. İnkar edemem Nene Hatun'u, Kara Fatma'yı. Bebeği yerine mermi saran Yüce Ana'yı. Her karışı şehit, kanlarıyla sulanan vatan satmam. Ne olursa olsun ben Cumhuriyet kadınıyım. Değer görür öbür kenarım, satılmam pazarlarda köle misali. Dünya kadınlarıyla aynı safta olmak, varken
İkinci safta yakışmam, ben cumhuriyet kadınıyım. Kadın erkek eşitlik varken uğraşamam sarayla sultanlarla. Değişmem özgürlüğümü parayla malla. Ak güvercinler uçurmak varken havaya. Ay yıldızlı bayrağım dalgalanırken varken göklerde. Ben bakamam karanlıklara semaya. Ben cumhuriyet kadınıyım. Ben cumhuriyet kadınıyım. Teşekkür ederim. Sağ olun. Yönetim kurulayalım. Sevdiye Çetin'le teşekkür ediyoruz. Hemen ben şöyle durmadan bir şey söylüyorum. Genel başkanımızı mikrofona arz ediyorum. Bakalım ondan da bir iki cümle aldıktan sonra bir şey yerine mi veren? Ya oldu. Bir şey nasıl yapmış yandırdın? Çok güzel. Ev yandı mı? Bunu kapatayım. Nasıl yağmış dedim evet. Ne söyleyeyim değil mi?